Merhaba Nuray Mert'le Soru Cevap programına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösedağı, haftanın gündemini Nuray Mert'e soruyorum. Sizler için yanıtlıyor efendim her hafta olduğu gibi. Tabii ki bu haftanın gündemi Rusya-Ukrayna krizi olacak ama öncesinde biraz iç politika konuşmadan da bırakmam Nuray Hanım'ı bilirsiniz. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Hoş bulduk. Böyle illa bir iç politika sorayım istiyorum size her hafta biliyorsunuz. Tabii bugün haftanın gündemi dedik ama neredeyse bugünün gündemi aslında Rusya-Ukrayna krizi. Az sonra ayrıntıları biraz hatırlatacağım izleyicilerime ve size sorularımı yönelteceğim ama şu hem biliyorsunuz 6 lider bir araya geldi. Önümüzdeki pazartesi günü yine bir araya gelecekler. Muhtemelen bizim haftaya konumuz da bu olacak, o buluşma olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunu açıklayacaklar, yol haritasını açıklayacak 6 muhalefet lideri. Dün Kılıçdaroğlu Reuters'ta konuştu. Muhalefet liderleri teklif ederse Cumhurbaşkanı adaylığını düşünürüm elbette dedi. Üzerine konuşulmaya devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce İmamoğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korkulu rüyası olduğunu zannetmiyorum demiştiniz. Kılıçdaroğlu olur mu sizce korkulu rüyası? Ne dersiniz? Ben doğrusu yani Kılıçdaroğlu'nu şahsi olarak veya parti olarak değil de partili bir adayın ortak aday olmasının biraz sorunlu olduğunu düşünenlerdenim. Ne kadar isabetli düşünüyorum bilemiyorum. İkincisi tabii seçim ne zaman olacak, hangi koşullarda olacak onu şu anda bilmediğimiz için yani çok genel bir şey söylüyorum. O koşullarda belki her şey değişecek, farklı bakmaya başlayacağız. Veya bakmamız gerektiren şeyler, şartlar oluşacak. Ama şu an itibariyle mevcut koşulları altında madem bir ittifaktan söz ediliyor, bir muhalefet iktidarından ve bir geçiş döneminden bahsediliyor. Yani bir geçiş dönemini organize edecek birinden, bir aktörden bahsediliyor. Ben herhangi bir partinin liderinin iyi bir fikir olmadığını düşünenlerdenim doğrusu. Bu Kılıçdaroğlu'na mahsus değil. Ama belki Kılıçdaroğlu da öncelikle bunu söyleyecek. Sonradan ortak adaya dikkate alacak. Onu da bilemiyoruz tabii. Ama ben doğrusunu söylemek gerekirse şahıslarına tabii hiçbir itirazım olamaz. Ama Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarının bu adaylık ihtimalinin, tartışmasının, ümidinin son bulmasından memnunum. Yani veya bu yolla son bulacağını düşünüyorum, ümit ediyorum. Çünkü onların da iyi bir fikir olmadığını düşünüyordum. Daha önce de konuştuk zaten biliyorsunuz. Çok kısa Nuray Hanım biliyorum Rusya-Ukrayna ana konumuz ama bir özel haberimiz var bugün Medyascope'da. Sema Kızılarslan yaptı. Kılıçdaroğlu 28 Şubat sabahı öğrenebildiğimiz kadarıyla İstanbul'da 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadınla buluşuyor. Zannediyorum helalleşme çağrısı da yapmıştı. Onun bir parçası olsa gerek. Az önce biz de web sitemizde yayınladık haberi. Ne dersiniz? 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadın bu helalleşme çağrısının bir parçası olması. Hani siz daha önce muhalefetin özellikle sağ seçmene ulaşmak için cami cami gezmesine de gerek yok ya da bir sürekli bir sağ açılım yapmasına gerek yok. Başka bir dilde kurulabilir diyenlerdendiniz ama bir anlamı var mı sizce böyle özel bir günde 28 başörtülü kadına buluşmasının? Valla var. Çünkü bu benim bahsettiğim, benim rezervli davrandığım konuyla alakalı değil. Bu gerçekten de bir ayıptı. Muhalefet adına da sadece muhalefet partisiyle sınırlı falan da değildi biliyorsunuz. 90'lı yıllar ben çok içinde olduğum için ve bu açıdan da çok zaten suçlandığım için o süreçleri gayet iyi hatırlıyorum, biliyorum. Büyük bir utanç vesilesiydi başörtüsü konusunda yapılan tartışmalar ve gösterilen tepkiler. Dediğim gibi bu CHP ile de sınırlı değil de en özgürlükçü denilen çevrelerde bile işte en fazla üniversitelere girilebilir ama ya hizmet alan hizmet veren falan diye tartışmalar vardı. Daha önce de bir vesileyle hatırlattım galiba burada veya başka bir yerde yazdım. Ben bunu gayet iyi hatırlıyorum ve bunun ne kadar sorunlu bir şey olduğunu düşünmek için ikide bir hatırlatmak için ikide bir gündeme getiriyorum. O bakımdan CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yaklaşımda bulunması, yani helalleşme ise evet bu konuda ben o helalleşmeyi biraz fazla geniş çaplı bulmuştum. Hatta neredeyse Türkiye'yi CHP mi yönetiyordu ki Türkiye'nin bütün meselelerinden dolayı hani özür diler bir
pozisyon takınılmıştı diye eleştirmiştim hatırlarsanız. Hı hı. Ama evet, başörtüsü konusunda şahsı olmayabilir, CHP'li herkes olmayabilir ama geniş bir ve CHP'li de sınırlı olmayan bir tepkisel yaklaşım vardı ve bu demokrasi adına büyük bir utançtı bana sorarsanız. O meselenin tekrar gündeme gelmesi, bu konuda bir adımın atılması ve de aynı zamanda tabii bu adımla vesile edilecek herhalde. Gerçekten de bu sürecin, yani AK Partisi iktidarında bu sürecin normalleşmesi, başörtü takan kadınların hizmet de aldığı, hizmet de verdiği normal, bu özgürlüklerini kullandıkları bir ortamın oluşmasında muhalefet partisinin gösterdiği anlayış, olgun, uzlaşmacı tavırda çok önemliydi. Dediğim gibi keşke daha öncesinde de böyle bir tavır takınılsaydı. Ama bu zaten Kılıçdaroğlu öncesi dönemdi. O bakımdan Kılıçdaroğlu'nun böyle bir adım atması anlamlı. Benim diğer eleştirilerim yani din yarıştırma meselesi içerisinde ben görmüyorum bunu. Peki. Rusya-Ukrayna meselesine gelelim. Aslında Rusya-Ukrayna diyoruz ama işte işin içinde ABD var mı, NATO var. Öyle iki ülke arasındaki kriz gibi de değil tabii ki. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdığını açıkladı. Bir güvenlik konseyi toplantısı yaptı dün. Daha sonra da ulusal seslenici konuşması. İşte barış gücü adını verdiği birlikleri de bölgeye sevk edeceğini açıkladı. Özellikle batıdan kınama mesajları geliyor tabii. Ekonomik yaptırım paketleri konuşuluyor. Aslında bu gerilimin ilk başladığı dönemlerde Rusya Ukrayna'ya girmek gibi bir niyetimiz yok diyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle İngiltere'de sürekli ha bugün girdi Rusya, ha yarın girdi diye açıklamalar yapıyordu ama hatta son olarak böyle bir diplomasi zirve, işte Macron'un girişimleriyle bir zirve yapılacak, Biden'ın ve Putin'in katıldığı bir zirve yapılacak, kabul etti iki lider de diye haberler aldık. Ancak gelinen nokta bu. Şimdi aslında siz daha önce şey demiştiniz. Yine böyle önceki konuşmalarımıza referans vererek söyleyeyim. Hani burada Rusya'nın da güvenlik kaygılarını dile getirmesi normal. Rusya'nın da güvenlik kaygıları olabilir konuya dair demiştiniz. Hatta Erdoğan'la Zelenski görüşmesi için de Erdoğan umarım Zelenski'ye Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenip Rusya'yla aranı bozma uyarısı da yapmıştır. Umuyorum demiştiniz. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak. Ya savaş konuşuyoruz tabii, gülmek çok aslında abes durumun kendisi, yani bir savaş olacak mı olmayacak mı konuşurken. Ne dersiniz? Sözü size bırakayım. Vallahi büyük çaplı bir savaş olmasa herkesin üzerinde anlaştığı konu. Yani bunun büyük çaplı bir 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı falan olmayacağı. Ama yine kanlı bir sürecin başlangıcı olduğu açıkça söylenebilir. Şimdi en baştan şey yapalım, bizi belirtelim. Tabii Türkiye'nin bu konuda ne durumda olacak Türkiye? İlk bakışta anlaşılan işte Batı ve ABD Batı İttifakı doğrultusunda karar verdiği, işte Ukrayna'nın bütünlüğünü tanıdığını, işte bunun bu Rusya'nın davranışını kınadığı filan şeklinde bir uluslararası Batı İttifakı ile uyumlu bir tepki verdi. Yani bunun sonuçları, yani bu Rusya'yı kızdırır mı kızdırmaz mı onu da tahmin etmek için erken. Çünkü böyle bir durumlarda müttefik ülkelerle, yani Türkiye'nin çünkü Rusya'yla da yakın ilişkileri var malum. Ve Rusya da bunları gözden çıkarmak istemiyorsa veya işine gelmiyorsa büyük bir tepki vermeyebilir. Bunu anlayışla karşılayabilir. Bu geçmişte de böyle şeyler oldu. Yani illa da yakın ilişkide olduğunuz ülkelerin sonuna kadar koşulsuz destekçisi olmanız beklenmiyor. Bunu o müttefiki olduğunuz ülkelerde anlayışla karşılıyorlar. Belki böyle olacak. Onu bilemem ama şu anda Türkiye'nin tavrı bu. Belki soracaktınız, ben önceden söyleyeyim çünkü sonrasında söyleyeceklerim bu çerçevenin dışında şeyler. Onlar da şu, yani Ukrayna meselesi neydi, nasıldı, nasıl başladı falan diyeceksek bir kere Batı medyasının, yani böyle şey gibi konuşmak istemem, bazı marjinaller gibi, her kötülüğü Batı'dan bilenler gibi,
Ama Batı medyasındaki resmedilen tablonun gerçeklikle hiçbir alakası yok. Yani diyorsunuz ki dünyada bütün uluslararası ilişkiler, bütün tersine iddialara rağmen güç ilişkileri çerçevesinde belirleniyor. Soğuk Savaş'ın bitiminin ardından da kısa bir süre sonra, aslında hemen sonra da bizim gözümüze batacak şekilde kısa bir süre sonra gücü gücünü yetenin siyasetinin uluslararası arenada söz konusu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Rusya da buna bu şekilde bakıyor. Ama Batı ittifakı, ABD kendi yapıp ettiklerinin dışında çok benzerleri, tıpkısının aynısı ve hatta çok daha hafifi kendisine karşı yapıldığı zaman bunu bir barbarlık, işte istila, işte şey emperyalizm hatta şeklinde değerlendiriyor. Oysa ki Ukrayna'nın hepimiz biliyoruz, daha önce haftalarda da özellikle Ukrayna'yı çok konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ukrayna'da söz konusu olanın Sovyetlerin çevrelenmesi politikasının gelip burnunun dibine Rusya'nın dayanmasıydı. Yani Gürcistan ve Ukrayna'da. O yüzden 2008'den itibaren buralarda sorunlu bir durum var. Hatırlarsanız gene 2008'de de aynı şey. Yani artık gelip tam Rusya'nın şey alanı, güvenlik alanı içerisinde tüm ülkelerin NATO'ya, işte yok AB'ye üye olma ihtimalleri, gittikçe batıya yaklaşmaları karşısında biliyorsunuz Gürcistan'da da iki özel bölgeyi Rusya tanımıştı. O krizde öyle sonuçlandı. Geçenler dün bunlar tartışılırken birisi Şarkaşvili'ye telefon açsın, Zelenski sorsun demişti. Şarkaşvili'ydi o zaman çünkü Gürcistan devlet başkanı. Ve de tabii Şarkaşvili devreden çıkmış oldu. Politik istikbalini de kaybetmiş oldu. Çünkü Rusya'nın bu tutumu karşılıksız kaldı. Ukrayna'da da benzer bir şey söz konusu. 2008'den itibaren işte yok Ukrayna NATO üyesi olacak, yok AB üyesi olacak filan diye sürekli olarak bu Rusya'nın kendi güvenlik bölgesinde kendisine karşı bir çevreleme hareketi olarak gördüğü adımlar atılıyor. Ve Rusya da buna tepki gösteriyor. Bu tepkilerden bir tanesi 2014. Yani bir yeri işgal etmek makul bir şey midir diyeceksiniz. Değildir ama yani bütün dünyada bunlar oluyor. Irak'ta işgal edildi sonuç itibariyle. Yani ABD'ye ilhak etmedi, sınır ülkesi değil. Zaten ama sonuç itibariyle işgal edildi değil mi? Afganistan'da işgal edildi. Kırım zaten yani Kırım son nokta gibi bir şeydi. Çünkü Sivastopol'da Rus donanması Sivastopol'da demirlemiş vaziyetteydi. Daha önceki anlaşmalar çerçevesinde Ukrayna ayrıldıktan sonra bile Sovyetler Birliği'nden. Sonuç itibariyle orası bir bam teliydi. Nihayetinde gerçekçi olmayan politikalar sonucunda, yani Batı ittifakı içerisinde gerçekçi olmayan politikalar sonunda Rusya gitti ve Kırım'ı ilhak etti. Bu da ona benzer bir şekilde yıllardır süren bir sorun ve giderek de alevlendi. Çünkü bu süreç, biz burada bazen çok alevlendiğinde haberdar oluyoruz ama bu süreç devam ediyor. Hatta hatırlayalım, Türkiye'nin de taraf olduğu konular oldu. Mesela Ukrayna Kilisesi'nin yüzyıllardır bağlı olduğu Ortodoks Moskova'ya bağlanmak yerine oradan çıkıp bağımsızlaşması da gene bu Batı ittifakı içerisinde yer değiştirmesiyle alakalı işaretlerde, dediğim gibi hatta Türkiye'de burada rol oynadı. Şimdi bütün bunlar, ama daha önemlisi, biraz daha çemberi genişletelim. Yani Ukrayna Gürcistan'dan ibaret değil. Özellikle son zamanlarda Rusya'nın, bu da çok daha öncesinde başladı. Ama gittikçe bu Doğu Avrupa zaten tamamıyla bir Batı ittifakı nüfuz bölgesi haline geldi. Amerikan üslerinin ev sahipliğini yapıyor. Romanya ve özellikle Polonya'daki büyük Amerikan üsleri Rusya'da güvenlik kaygım diye itirazlara sebebiyet verdi. Buna verilen cevap nedir? İşte yok, bunlar aslında İran'ı hedefliyor. Şimdi bir tanesi bu üslerin özellikle de yakın zamanda
daha aktif hale getirilen ve genişletilen üslerden bir tanesi Rus sınırına 160 kilometre ötede sadece. Ve de ikide bir çocuk kandırır gibi, yok bunlar Rusya'ya karşı hiçbir şekilde kullanılmayacak, bunları İran için biz kurduk demenin yani alay eder gibi bir şey bu, takdir edersiniz ki. Romanya'daki çok büyük Amerikan üssü de bir vakka. Ona bakarsanız daha öncesi var bu işin. Balkanların, yani Doğu Avrupa'nın ve Balkanların Rusya'nın nüfuz bölgesi olmaktan çıkması. Diyeceksiniz ki canım orası onun tapulu arazisi mi? Ama dediğim gibi bütün dünyada güç siyasetleri söz konusu. Yani bir taraf Batı İttifakı bütün dünyayı kuşatma iddiasında olacak ve bu yönde eylemler gösterecek, hareketler, siyasetler izleyecek. Diğer taraf, yani onun boğmaya çalıştığı diğer iddialı güçler veya belli bir iddiası olan güçler bunun karşısında bir şey yapmayacak gibi bir dünya yok. Rusya ile olan ilişki de böyle. Yani Rusya Sovyetlerin dağılma sürecinde çok zayıflamıştı ve tamamıyla çözüldü ve onun yerine ancak Putin'den sonra tekrar toparlanma. Şimdi tekrar Sovyetler düzeninin işte rüyasını görüyor. Tekrar bir Rus İmparatorluğu düşünüyor filan deniliyor ama sonuç itibarıyla onun karşısında Amerikan İmparatorluğu var. Ve de yani Rusya'nınki gene de çok daha tabii gücüyle orantılı. Çünkü Rusya'da iki süper güçten bir tanesi değil hali hazırdaki gücüyle. Ama en azından kapısına kadar gelen şeylere karşı bir güvenlik kaygısı duyması. Oralarda tekrar eskisine benzer veya işte bir ölçüde tekrar güvenliğini temin etme gayretinde olmasında anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Çünkü zaten Sovyetlerin çözülme ve Doğu Avrupa'nın çözülme sürecinde, Sovyetler nüfuzundan uzaklaşma sürecinde işte biz demokratikleşme falan veya yaygın olarak bu alkışlanan bir şey oldu. Demokratikleşme falan da olmadı oralarda ayrıca. O da uzun bir konu. Ama onun ötesinde aslında Gorbaçov'la Reagan'ın başlattığı bu açılma sürecinde ABD hiçbir sözünü tutmadı. Yani Gorbaçov hep tek taraflı davrandı. Biraz o taraf, oraya kadar gitmek lazım. Yani niye bugün Ruslar hala Batı karşısında çok kuşkucu, yani Putin'in ötesinde de, yani bir tekrar bir Rus milliyetçiliği yükseldi filan. Çünkü büyük bir haksızlık olarak görüyorlar. Yani Sovyetler Birliği çözüldü, bir çok sözler verildi, detant anlaşmaları yapıldı. Hatta 72'de detant anlaşması yapılmıştı. Yani nükleer silahların sınırlandırılması. ABD hiç oralı olmadı. Şu anda mesela işte bahsettiğim üslerde nükleer başlıklı füzeler müzeler konuşlanmış vaziyette. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o zaman da verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Efendim bir daha silahlı şey olmasın dünya. Dünya barışı adına bütün bunlar güya yapıldı. Ondan sonra dünyanın barış barış gördüğü yok. Yani etraf biz daha yakınını görüyoruz tabii. Yani Afganistan, Irak, bir sürü yerde askeri müdahaleler, Balkanlar'da askeri müdahaleler, Latin Amerika'da askeri müdahaleler. Hemen arkasından zaten bu süreçte bu şeyin işte dünyada barış adına başlatılan sürecin Panama'ya müdahale etti. ABD direkt askeri müdahale etti falan. Dolayısıyla yani dünyada böyle bir dengesizlik oluştu yani ve geldi nasıl olsa Rusya zayıf diye dibine kadar Rusya kuşatıldı. Dolayısıyla bunu bu çerçevede gördüğünüzde aslında Putin haklı diyeceksiniz neredeyse. Tabii ki bir ülkenin yani öbürü tarafına işgal edilmesi falan ne derece haklılaştırılabilir diyebiliriz. Ama bu işin ahlaki boyutu, yani ideal koşullarda ne olmalı çerçevesinde söyleyebileceğimiz bir şey. Hali hazırda olansa bununla alakası yok. İkincisi efendim işte nasıl tanınır iki özerk bölge? Efendim 2008'de Kosova nasıl özerk, bağımsız, ne özerki? Bağımsız tanındıysa, bir şehir bu değil mi? O Kosova bizde ilk, Türkiye'de bunu ilk tanıyan, daha doğrusu ilk ulaştıran, tanıdığını diplomatik bir şekilde karşı tarafa ilk ulaştıran ülke olarak tarihe geçti. Kosova nasıl bağımsızlığı tanınmıştı? Zaten bütün bu işler buralardan kaynaklanıyor. Yani Kosova'da, Arnavutluk'ta, Romanya'da, Polonya'da, Rusya'nın burnunun dibine kadar giriyorsunuz.
oraya üstler yerleştiriyorsunuz. Daha ötesinde de bir takım toplumsal hareketlilikleri kışkırtıyorsunuz. Buralarda işte bunlara demokratik devrim filan adını veriyorsunuz. Hani oraların demokrasiye ihtiyacı yok manasında demiyorum. Demokrasi isteyen yok da demiyorum. Ama büyük ölçüde bütün bunları manipüle ediyorsunuz. Yani o yüzden de zaten bu coğrafyada demokrasinin kıymeti kalmadı. O yüzden de yani Macaristan'da, Polonya'da otoriter rejimlerin yükselmesi tesadüf değil. Çünkü demokrasi adından yapıldığı iddia edilen çoğu şey aslında güç politikalarının yansımasından ibaretti. Dolayısıyla insanların demokrasi taleplerini, demokrasi kavramına olan saygılarını da yitirilmesine neden oluyor. Nitekim beni çok ürperten bir şey yoktu. Yani biz zaten işte haftalardır, hatta aylardır işte Ukrayna meselesi üzerinde bir sürü şey yazılıyor, çiziliyor. En son daha birkaç gün önce önerilerden biri, kimisi işte diyor ki biz soğuk savaş şeylerini, yani Amerikan basını veya Batı basını, İngiliz basını, işte soğuk savaş döneminin yöntemlerine dönelim, şu bu. Bir tanesi ne kadar tüyler ürpertici. Diyor ki ya tamam anladık, bir yorumcu, şey yapılmayacak yani biz Ukrayna'yı askeri destek vermeyeceğiz. Zaten NATO üyesi de değil. Zaten bir savaşta çıkarmayalım tamam filan. Ama diyor biz silah yardımına devam edelim. Nasıl devam edelim? Utanmadan ve sıkılmadan. Bak diyor Afganistan'da, hatta şimdi elinizde diyor yani şeylere, insanlara dağıtılabilecek. Bu iş diyor gelecek Ukrayna içerisinde çatışmalara sebebiyet verecek bir noktadan sonra. Rusya istila etmese de. O yüzden de şunu da biliyoruz ki Ukrayna'da gerçekten Zelenski hükümetini bile sıkıştıran paramiliter, aşırı sağcı bir takım örgütler var. Aman sakın işte Rusya ile anlaşmaya falan kalkma, karşında bizi bulursun. Bu sefer silahları sana doğrultuluruz diyen örgütler var. Ve utanıp sıkınılmadan bunlara uluslararası destek, ABD'nin bunlara destek vermesi gerektiğini, tıpkı Afganistan'daki işte Sovyet işgaline karşı savaşanlara verilen silahlar gibi. Hatta silahların o zamankinden çok daha gelişmiş olduğu, o yüzden çok daha etkili olacağı. Suriye adı zikrediliyor yine utanıp sıkınılmadan. Yani dünyanın dört bir tarafında insanların demokratik taleplerinin de manipüle edilmesi anlamına gelecek. Rejim değiştirmeler ve aslında güç siyasetleri çerçevesinde yapılan müdahaleleri bir benzerinin, yani çok ciddi bir iç savaş demek bu aslında. Ukrayna'da bir iç savaşın çıkması demek. Bunun öngörülmesi ve bir de üstüne üstlük yani bu iç savaşın artık kışkırtılması, silahlandırılması talebi var. Ya bunlar da böyle gizli saklı yapılan şeyler değil. Benim okuduğum gazetede, dergide, şurada burada yani böyle bir takım ana akım medyada, yani Batı medyasında çıkan yorumlardan bahsediyorum. Yani CIA'nin raporlarından bahsetmiyorum. Yani iş bu noktaya kadar gelebiliyor ve çok çirkin bir durum. Yani işte Rusya işte haksızdı, şuydu buydu denilene kadar bir de öbür tarafa bakmak lazım. Nasıl bu noktaya gelindi? Bir. İkincisi, yani ne olursa olsun aman barışçıl yollardan çözelim değil de kimisi yok soğuk savaş, en böyle hani ılımlı falan diyeceğiniz yazarlar soğuk savaş karakterlerinden alıntılar yapıyorlar ya yazı yazarken, yorum yaparken. İşte o zaman da demişti ki işte bilmem ne falan güvenlik konseyi üyesi falan, işte bu Rusya ile baş edilmez ancak şöyle baş edilir falan diye. Yani gözleri kararmış bir tablo var. Batı'da da gözü kararmış bir tablo var. Yani Putin diktatör falan diye ilan edilip gözü kara, işte çılgın, diktatör, istilacı. Bunun karşısında yani barış içinde çözülsün, diplomatik yolla çözülsün, aman sakın savaşı aklınıza getirmeyin diyenler de var. Ama böyle gayet demokrat, liberal, ana akım, medyada yazıp çizenler arasında son derece şahin. Ve son derece dediğim gibi yani burada nasıl olsa iç savaş çıkacak. Biz sanki Afganistan'da, Suriye'de yaptıkları işin sonucu başarıya ulaşmış. Yani ve nasıl bir insan maliyeti olmuş? Yani nasıl korkunç bir noktaya gelinmiş? Bu kadar bilinen, bu kadar açığa çıkan bir dönemde biz benzerini buralarda yapalım diyen bir taraf var. O bakımdan tabii çok üzücü bir sahne. Yani gene dün CNN'de, yani uluslararası CNN'de işte çok kan dökülecek tabii. Belli ki bir noktada işler biraz daha kızışırsa savaş olmayacak ama kan dökülecek ve bunlar da Rus ve Ukraynalı kanı olacak diye yorum yapan insanlar vardı. Niye? Çünkü çok belli zaten, Afganistan için de söyledi Biden. Ukraynalılar kendilerini savunacak. Biz herhalde Amerikan çocuklarını orada öldürecek değiliz. Artık o eski tür askeri müdahale alışkanlığı şeyinden vazgeçtiler. Zaten o da kısmıydı yani, kısmen Amerikan askeri Irak müdahalesinde de Afganistan'da.
Ve çoğu aslında işte orada eğitilen yerli insanların iç savaş koşullarında savaşması, kan dökülmesiydi. Buna benzer senaryolar söz konusu ve bunlar üstelik açıkça söylenip tartışılıp önerilen senaryolar. Bu bakımdan çok insanlık açısından utanç verici bir noktadayız tabii. Evet, son cümlemiz bu olsun o zaman. Nuray Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle... Evet, tabii gene çok konuştum. Yani bir cümleyi bitirmedim, size cayı dedirtmedim. Kusura bakmayın ama... Yok, benim hiç araya girmeye niyetim yoktu gerçekten. Aktı gitti diyeyim yani, öyle söyleyebilirim. Ağzınıza sağlık efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim tekrar. Evet, Nuray Mert de soru cevap programında Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmaları, 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadına bir araya gelmesi ve tabii ana gündem konusu bugünün gündemi olan Rusya-Ukrayna kriziydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.